Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Vallahi ben yine çalışacağım. Bugün ne yapacağım? Bu gördüğünüz şeyler benim ev hediyelerim. Allah razı olsun sevdiklerimden, sevenlerimden. Bana türlü çeşit hediyeler getirdiler. Evime yeni taşındım biliyorsunuz. Neyi neyden ararsınız? Çaydanlık mı? Sürahi takımı mı? Çorba kaseleri mi? Çay tepsileri? Düdüklü tencere? Bardaklar, çay bardakları, daha birazım daha hoşuma gidenleri mutfak dolabıma yerleştirdim. Bunlar benim orta odamda değerli izleyicilerim. Onları şimdi kaldırdım. Orayı bayağı bir değiştirdim. İnanın hiç boş durmuyorum. Evde çalışmayı çok seviyorum. O odayı da göstereceğim sizlere. Bir tane izleyicim söylemişti. O tabak tencere niçin kanepe üzerinde duruyor diye. İsterseniz merak edenler varsa bir orayı da göstereyim. Daha sonra bazaltı yerleştireceğim. Şöyle göstereyim. Bu Ayhan'ın bazası. Yeni taşındığımızda oruçta bir sene olacak biz buraya taşınalı evimize. Bir sene önce böyle güzel yerleştirmiştim ben. Aslında güzeldi ama geçen gün Özlem ablamın asker eğlencesi günü hediye götürmüştüm. Bakın hediyelerin yarısından çoğu burada. O gün böyle aradım, taradım, bayağı eşeledim, teşeledim buraları. Bozdum. Şimdi aklım burada bozduğum için 2 gün oldu burayı bozalı. Daha tam da iyileşmiş değilim ama olsun. Bugün de bununla uğraşacağım. İsterseniz şu orta odadaki kanepenin üzerini bir göstereyim ki diğer izleyen izleyicim bir baksın. Hoşuna gidecek mi? Boşalttım orayı. Hadi o zaman orta odamıza geçelim. Orta odaya geldik. Burada bayağı değişiklikler yaptım. Buraya minderlerimi koydum. Onun üzerine elektrikli sobamı koydum. Şöyle. Bu kanepeyi ön tarafa çektirdim. Altını süpürdüm. Vila ile temizledim. Kanepenin üzerini boşalttım. Üzerine Ayhan'ın yatağını koydum. Onun üzerine şöyle bana bir minder yastık getirmişler. Pencereden fazla gözükmüyor. Bunlar köyde adet. Evin hayırlı olduğu zaman bunları getirirler hayırlı olsuna. Burası boş. Şöyle karşı tarafa. Bunu şu karton içindeki sehpa. Gördüğünüz gibi sehpa. Görümcem ev hediyesi olarak getirmiş. Üzerindeki de Ay Hanım'ın yaptığı evi. Onun üzerindeki de valizimiz. Aniden bir tarafa gittiğimiz zaman hazır oluyor. Oradan alıveriyoruz. Bu da normal yatağımız. Şöyle halılarımı dizdim. Yer soframı koydum oraya. Yer sinimi. Şuraya da kapının arkasına da halılarımı dizdim. Yani görmüş olduğunuz gibi bu odayı bayağı ferahlattım. Şimdi geldi bazanın temizliğine. Hadi o zaman hep beraber bazamızın altını temizleyelim. Şimdi ben içini boşalttım bazamın. Şu karşı taraftakini güzel yerleştirmiştim. O yüzden orayı bozmak istemiyorum. Zaten kullanmadığı eşya. Hediyelerimi koymak istiyorum. Şu içinden çıkardıklarımı da karşıda yan taraftaki yani İbrahim Efe'nin dolabına bazasına koymak istiyorum. Çocukların daha dolabı yok. Maalesef alamadık. İnşallah ilerleyen zamanlarda maddi durumumuz iyi olursa bunlara bir dolap düşünüyorum. Şöyle şu tarafa koymak istiyorum. Niçin bu tarafa koymak istiyorum? Burada bunlar hep geldi bana hediye ama mesela bu bana getiren ev yaptırdı veya ben de başka birine hediye götüreceğim. Bunlar hep karşılıklı. Burada her şey karşılıklı. Karşılıksız hiçbir şey olmuyor. Hani askere söylediğim gibi. Mesela askere ne gelirse askerde. Çorap patik demiştim. Burada da aynısı gidecek bunların. Bana gelen hediyelerin
karşılığı hep var yani anlayacağımız. Mesela bana tabak getirdiyse ben de ona çorba kasesi götüreceğim. Öyle. Bunun altına koymayı düşündüm bugün. Karar verdim. Şimdi de gerçekleştiriyorum işte kararımı. Hem burada gözükmez hem de gizli kalır diye düşündüm. Hani lazım olduğu zaman ben buradan alırım. Birisine hediye götüreceğim zaman ben de buradan alır götürürüm diye düşündüm. Galiba bizim bu bazanın altı da almayacak bu hediyeleri. İbrahim Efe. Hı, sen mi geldin Aya? Çünkü gerçekten hani hepsi aynı boyda değil. Ancak bu kadar yapabildim. Elimden bu kadar geldi. Şuraya şöyle bir de yakından sizler bakın. Şu karşı taraf çocukların büyük kıyafetleri. Şöyle bunun altına yerleştirdim. Yakından bu şekil gözüküyor. Şöyle göstereyim. Buraya gayet güzel oldu. Şimdi bu bazamızın burası boş kaldı. Boş kaldıysa hemen orayı doldurmam lazım. Oraya da şöyle namazlıklarımı koyacağım. Bu namazlıklarımı da buraya sığdıracağım. Zaten yarısına çoğu. Şöyle güzelce dinleyelim. Katlayalım. Bizim burada katlamaya dünleme derler. Çamaşırları dünledim. Aslında ne alaka bilmiyorum. Hani biz de ne duyduysak kulağımızda o kaldığı için böyle ağzımızda dünledim. Çamaşırları dünledim. Çıkıveriyor işte. Ne çok namazlığım var değil mi? Leyla annem vermişti Ayhan'la çeyiz yaparsın diye. Yarısında burada düğünlerde konvoylara namazlık. Bağlanır.
de şöyle yapalım. Anca alacak galiba. Gerçekten de çok yani almıyor. Bu boş yeri de namazlıklarla doldurduk. Böyle bazamızın altı daha güzel oldu. Hem boş kalmamış oldu. Hem de biraz daha düzenli oldu. Bu da diğer bir bazamın altı. Burada da hep iplik reyonum var. Bir ara ipe kafayı takmıştım. Elime 1 TL, 2 TL, kaç TL geçerse geçsin iplik alıyordum. Bu gördükleriniz daha şey hani ne diyeyim az şöyle söyleyeyim. İnan şaşıracaksınız bu çantadan çıkanlara şöyle göstereyim. Sanki ip dükkanı gibi burası. Daha şu poşetlerin içindekiler de ip. Şöyle bir çantamın valizimin içine bu iplerimi koyayım. El işine başladığım zaman inşallah tek tek o vakit öderim. Hepsinin rengi de birbirinden güzel. Gördüğünüz gibi. Ama çok yatırım yapmışsın. Hani gözlerim de zaten problemli. Bunları örebileceğim mi bilmiyorum. Bazıları da böyle açık olanlar da birbirine karışmış. Daha bunların içindeki de iplik. Her yerden ip çıkıyor. İp fabrikasına dönmüş burası. Aslında ben günlük bir tane patik veya yelek keserdim. Örerdim. Güzel olurdu. Bu aralar gerçekten çok mu meşgulüm? Gelen giden mi oluyor? O yüzden mi yapamıyorum? Hiç el işi yapamıyorum. Şöyle açılmadık yumakları. Bunun içine koyayım. Bunlar patik ipi, yelek ipi, lif ipi, simli ip. Her çeşit var. Ne ararsam burada. Gördüğünüz gibi valiz de yırtılıyor. Almıyor çünkü. Var. Bunun içine de diğer iplerimizi koyalım. Simli iplerimizi. Artık ip falan almam. Bunları bir öreyim. Söylediğim gibi daha örebilecek miyim? Hani öremezsem bunlar ne yaparım onu da bilmiyorum. İnsan başkasına vermeyi de kıyamaz. Hani sonuçta tek tek biriktirdiğin harçlıklarla alıyorsun bu ipleri. Bir de ben böyleyim galiba. Kafaya koyduğum şeyi hep böyle çok olsun istiyorum. Niye böyle bir hastalık mı bilmiyorum. Vallahi her poşetten ip çıkıyor. İnşallah... Bu da ip değildir diyeceğim ama kesin bu da iptir. Her taraf ip dolmuş. Benim haberim yok. Zaten bir baza altı ipim varmış.
doldu, o da doldu, hepsi doldu. Vallahi bu da ip. Her taraf ip. Dökmeye gerek yok, bu da ip.
Halımı da Ayhan'ımla serdim. Buraya da çiçeğimi koydum. Temizliğimizi bitirdik mi? Bakalım. Bitirmişiz. Vallahi güzel oldu. Gerçekten güzel oldu.